Tekrar hoş geldiniz İbrahim Bey. Şimdi size sıcağı sıcağına birkaç soru sormak istiyorum. Bu sabah şöyle bir tweet attınız ya da dün akşam yani son tweetiniz, Twitter'daki son tweetiniz şu şekilde aynen okumak istiyorum. Çünkü çok kıymetli ve anlamlı buldum ben bunu. Esenyurt operasyonu ile CHP teröre destek veren parti haline getirilmek isteniyor. Bu sürecin İBB ve Toroslar Belediyesi'ne sıçraması halinde terör odağı olmak gerekçesiyle CHP'ye kapatma davasına kadar gidebilecek bir sürecin önü açılmış olacak diyorsunuz. Bunu biraz açabilir miyiz? Tabii dün gözaltından sonra EP Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman bir paylaşımda bulundu. Orada dedi ki yani bu Esenyurt'taki operasyon doğru, destekliyoruz. Ama bu yeterli değil. Aynı zamanda Mersin, Toroslar, Akdeniz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine de bakmak lazım. Oralarda da sorunlar var. Yani bu belediyelere, üç belediyeyi, ki biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hedef göstermiş oldu. Ben onun üzerine bu paylaşımı yapmıştım. Yani eğer sadece Esenyurt'la sınırlı kalmayıp bu CHP'nin yönettiği başka belediyelere, sadece belediye başkanlarına değil, belediye meclis üyelerine falan da yöneldiğinde o zaman bir anda CHP terörün odağı parti haline getirilebilir. Çünkü işte biraz önce sizler de konuştunuz. Delillere baktığınızda hani bunlar gerçekten hukuksal olarak ne kadar delildir, ne kadar delil değildir, oldukça tartışmalı hususlar var. Hele bu kadarcık bu delillerden hareketle tutuklama, görevden alma, açığa alma, yerine kayyum atama gibi sert tedbirlere ihtiyaç var mıydı? Yani tutuksuz yargılanamaz mıydı? Hatta yargılama başlamadan hemen tutuklamak falan, henüz ortada iddianame yok, bilmem ne yokken falan. Şimdi bunların hepsi insanların bu süreçlerin hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı prensiplerine dayalı olarak yürütüleceğine dair inancını sarsıyor. Şimdi dolayısıyla bu seviyedeki delillerle bu kadar büyük sonuçlar üretecek kararlar alınabiliyorsa bir süre sonra CHP bu yoldan yürünerek terör odağı parti haline getirebilir. Hatta kapatma davasına kadar gidecek bir yolun önü açılmış oldu. Şimdi mesela bu protestolar devam ediyor. Bir süre sonra CHP Türkiye'de sokakları karıştıran, Türkiye'de anarşi, kaos yaratan, hatta belki günün birinde Allah muhafaza olmasını hiç istemem. Polisle fiili fiziki şeyi teması gerektiren ya da temas sonucu doğuran gerilimler yaşandığında işte polise direnen, polise saldıran falan böyle bir parti haline getirilebilir ve bu süreç içerisinde benim gördüğüm CHP DEM Parti ile adeta yer değiştirmek istedi. Yani CHP DEM Parti'ye el uzatıldı. Onun yerine terör destekçisi ve sistemin tırnak içerisinde sorun kaynağı parti CHP haline gelsin isteniyor. Sistemin biraz buna ihtiyacı var. Yani işte illaki bir sorun olacak, bir çatışma olacak ki bu kutuplaşma ve onun üzerinden hem gündem yönetimi hem seçmen konsolidasyonu işlerini yapabilsinler. Bir ara biliyorsunuz İsrail bize saldıracak falan şeklinde bir şey vardı. Ama ona kimse ikna olmadı. Şimdi ama ortada somut bir mesele var. Ve üstüne üstlük iktidarın ürettiği bir mesele bu. Evet yani ben Ahmet Özer suçlu mudur, masum mudur bunu tabii ki bilemem. Ama bu yargılama bu tedbirler olmadan da yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi. Örnek Sayın Erdoğan'ın yargılama süreci. Yani dava açıldı, kimse görevden almadı. Dava devam etti. Yerel mahkeme suçlu buldu. Yine kimse Erdoğan'ı görevden almadı. Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da süreç ta nihai aşamasına gelinceye kadar Sayın Erdoğan'ı kimse görevden almadı. Neticede Yargıtay Yerel Mahkeme'nin kararını onayladı. Öyle olunca Sayın Erdoğan hapse gitmekte teslim oldu ve hapse alındı. Ve onun yerine Ali Müfit Gürtuna'ya önce belediye başkan vekilliği verildi ve bir hafta içerisinde belediye meclisi, o dönemdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı ve yeniden Ali Müfit Gürtuna'yı belediye başkanı seçtiler. Kimse kayyum falan da atamadı. Dolayısıyla Peki, bir süreç böyle de çalışabilirdi ama hayır evet. öyle değil. Bizim bildiğimiz 24 saat içerisinde çok sert sonuçlar yaşandı. O yüzden ben diyorum ki bu özellikle gerilim üretmeyi amaçlayan bir tutum, yani
Evet, Ahmet Özel gerçekten suçlu olabilir, bilmiyorum. Ama onu yargılayıp ta ki karar verilinceye kadar tıpkı Sayın Erdoğan'da olduğu gibi görevinde tutmak ve bu gerilimlerin yaşanmamasını sağlamak ve kamuoyunun en azından adalet duygusunu tatmin edecek bir süreç yönetimi yapılabilirdi. Özellikle bu yapılmadı ve bugün bu Esenyurt'ta gördüğümüz görüntülerin ortaya çıkması istendi. Bu süreçler adalet dışında ya da terörle mücadele dışında başka siyasi beklentiler içerisinde olduğu duygusunu da bende yaratıyor. İbrahim Bey, hem tweetinizden hem açıklamalarınızdan anladığım kadarıyla şunu söylüyorsunuz. Bu uzun vadeli bir stratejinin ilk adımı gibi okunabilir bir yandan. Şimdi CHP'yi de iyi bilen bir araştırmacısınız. Hatta yanlış bilmiyorsam Kılıçdaroğlu'nun adaylığı döneminde de bir süre Tabii 3 yıl boyunca danışmanlığını yaptım. Evet. Şimdi CHP'nin dünden beri geliştirdiği reaksiyonu nasıl buluyorsunuz? Yani bu sizin bahsettiğiniz uzun vadeli bir saldırının ya da bir stratejinin ilk adımıysa CHP buna ne kadar hazır göründü? Belki bunu konuşmak için erken, belki hala şeyi daha önden konuşmak lazım. Yani işin hukuki zeminini önce bir yakalamak lazım ama hazır siz de bulmuşken, siz de CHP'yi bilen biriyken bunu da sormak isterim. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bir Mansur Yavaş gündemi de oluştu. Yani çok yoğun bir gündem değil tabii ama açıklamasının biraz tırnak içinde geç geldiği iddiaları var. Bu sabah bir açıklama yaptı. Açıklamasında da bu kayyum atanmasını bir hukukçu gözüyle değerlendirdiğini anlıyoruz. Yani usul ve esas açısından yanlıştır falan dedi. Siyaseten çok da bir şey söylemedi. Bundan kaçındı. Bu CHP için de bir fayı tetikler mi sizce? Birincisi CHP'nin reaksiyonları bence doğru reaksiyonlardılar ve en yüksek profilli reaksiyonlardılar. Yani bütün toplantılar iptal edildi, bütün programlar iptal edildi. Hatta hafta sonu olacak kamp bile iptal edildi. Ve herkes İstanbul'a geldi. Sadece bütün milletvekilleri değil, bütün işte MYK üyeleri, parti meclisi ve belediye başkanlarının tamamı. Biri dışında Sayın Mansur Yavaş İstanbul'a çağrıldı. Dolayısıyla CHP ne kadar gücü varsa aslında o güçle mücadele ediyor. Yani gelip Sayın Özgür Özel bir açıklama yapabilirdi ya da Sayın İmamoğlu bir açıklama yaptı, yeter bu kadar falan diyebilirlerdi. Hayır, onu yapmadılar. İlk reaksiyon bence süreci doğru okuduklarını ve bütün güçleriyle mücadele edecekleri duygusunu işte muhataplarına vermek amacıyla da herkesi, Türkiye'deki bütün birikimini tabiri caizse İstanbul'a topladı. Dolayısıyla iktidar tarafı da bunu gördü. Yani CHP bu mücadelede bütün gücünü kullanarak mücadeleyi sürdürmekte kararlı. Bunu görmüş oldular. O yüzden bence CHP doğrusunu yaptı. Burada kritik başarı faktörü bunun sürekliliğini nasıl sağlayacaklar? Yani bugün 16'da mitinglerini yapıp tamam biz üzerimize düşeni yaptık deyip herkes rutin programına mı dönecek yoksa bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürecekler mi? Mesela daha önce hatırlayacaksınız bir adalet mitingi vardı. Günlerce Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. İstanbul'da miting oldu. Ama neticede Enis Berberoğlu tekrar özgürlüğüne kavuşturulmuştu. Kısa sürede olmasa bile. Ama ciddi bir mücadele verildi orada. Şimdi burada da ya böyle bir uzun soluklu bir mücadele sürdürülecek ya da evet bir gövde gösterisi yapılacak ama bugünden sonra herkes rutin programına dönecek. Eğer ikincisi olursa büyük bir hata olur. Bence hukuk ve demokrasi içerisinde kalarak mücadelesini sürdürmeli CHP. Aksi takdirde o biraz önce benim bahsettiğim yolun önü açılmış olur. O yolda ülkeyi hiç iyi bir yere götürmez. Mansur Yavaş'la ilgili, Mansur Yavaş'ın pozisyonu gerçekten zor. Dün daha doğrusu sabah o paylaşımı yaptığı zaman ben paylaşımın altına gelen tepkilere baktım. Bir kısmı sizin bahsettiğiniz eleştirileri yaptı. Yani hani sadece bir avukat, bir hukukçu gibi mi değerlendiriyorsunuz? Bir siyasi tepkiniz yok mu dedi. Kimisi de biz seni terörün karşısında bilirdik, sen de terör yandaşıymışsın meğer. Ha, biz hayal kırıklığına uğrattın falan dedi. Şimdi o yüzden de siyasetçiler özellikle de Mansur Bey'in yani CHP geleneğinden gelmeyen, milliyetçi gelenekten gelen bir siyasetçi olduğu için ama şu an CHP çatısı altında olduğu için işi biraz daha zor. Umarım böyle bir fay hattı tetiklenmez ama tabii CHP'de bu fay hattını tetiklemek isteyen çok sayıda irade olduğunun da farkındayız. Yıllardır CHP'nin adayı kim olacak yani daha seçime 4 sene kala bu işi tartışmaktan sorumlu
tırnak içerisinde kanaat önderler ve televizyon kanallar var. O yüzden bu illaki hem Sayın Mansur Yavaş'ı yıpratacak bir biçimde, hem Sayın İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yıpratacak bir biçimde birileri tarafından kullanılacaktır. O yüzden Mansur Bey'in şimdiden sonra bu açıklamalarda açıklamaları yaparken biraz daha bu şeyi potansiyel hasarları, zararları göz önünde bulundurarak ben değerlendirmelerini yapmasının yerinde olacağını düşünüyorum. İbrahim Bey, siz CHP'yi olduğu kadar CHP seçmeni de iyi tanıyan bir araştırmacısınız. Yıllarca Türkiye'de taban araştırmaları, kimlik araştırmaları, siyasi parti yönelimleri çalıştınız. CHP seçmeninin, tabanının bu kayyum meselesine az önce siz de dediniz ya, yani kimisi bunu işte terör yardakçılığı olarak görüyor. CHP içinde kimisi işte parti savunması olarak görüyor. Sizce tabanı nasıl etkiledi bu olay? Taban bunu anlamakta bir süre zorlanır. Fakat burada genel merkezin olayı tabana nasıl anlatacağı bence önemli. Bunun sadece bir iki isimle ilgili bir şey olmadığını, bunun CHP'ye yönelik komple bir saldırı olduğunu ve aslında esas hedefin CHP'de olmadığını, Türk demokrasisi olduğunu eğer seçmenlerine anlatabilirse, bugün mesela Özgür Bey'in yapacağı konuşma açısından kıymetli, o zaman CHP tabanını konsolide eder. Ama orada soru işaretleri kafada oluşacak olursa, CHP içerisinden işte biraz önce konuştuğumuz gibi farklı sesler gelmeye başlayacak olursa falan, elbette ki tabanında kafası karışır. O yüzden CHP'nin kolektif nasıl reaksiyon vereceği ve bunu hangi kelimelerle seçmenine anlatacağı önemli. Şu ana kadar partinin bir bütün olarak hareket ediyor olması bence seçmen açısından kıymetliydi ve seçmen bunun topyekün bir saldırı ve topyekün bir mücadele olduğunu gözlemliyor. Şimdi bugünden sonra verilecek mesajlar, bu yürütülecek mücadelenin retoriği seçmeni ya konsolide bir biçimde tutacak ya da seçmenin bir kısmının kafasının karışmasına neden olacak. Şimdiden sonra genel kamuoyu kadar CHP'nin iç kamuoyunu da CHP genel merkezinin nazarı dikkate alarak bu retoriği, iletişimi kurgulaması gerekiyor bence de.